Özellikle İçerenköy, İnönü Mahallesi ve Bakkalköy civarında bir yer bakıyoruz. Orayı da Allah kısmet ederse Ramazan bayramından sonra orayı da hayata geçireceğiz. Dediğim gibi bizim amacımız buradaki yoksul ve ihtiyacı olan insanların ihtiyaçlarını bir an evvel karşılamak, onlara faydalı olmak. Ataşehir Belediyesi olarak bizim düşüncemiz, amacımız bu doğrultuda. Vatan Başkanımızın talimatıdır. Biz de Vatan Başkanımızın talimatını yerine getirmek için Sosyal İşler Müdürlüğü olarak elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Sayın Başkan, marketler size tepki gösterebilir mi bu konularda? Yani nedir buranın fiyatını kıyaslarsak? Arkadaşlar, burada şöyle, vatandaş burada para verir. Biz özellikle burada hayırsever vatandaşlarımız bize bağışta bulunuyor. Biz de bu bağışları vatandaşımıza ikram ediyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Ataşehir Belediyesi olarak, sosyal kart olarak bir kartımız var. O karta puan yüklüyoruz. Puanın miktarı değişiyor tabii kişiye göre, ihtiyaçlara göre. Vatandaşımız da geliyor, burada bulunan ne ihtiyacı varsa, her şey var. Yani burada belki bugün ilk olduğu için burada bazı eksiklerimiz olmuş olabilir ama ana merkezimizde ne ararsanız var. Yani örnek suyundan tutun, çikolatasına vararak var. Var. Makarnasından tutun. Giysisinin her türlüsüne varlık var. Yani vatandaş geldiği zaman evinde ya da çocukların, eşinin, dostunun ne eksiği varsa, evde bulunan ailenin ne eksiği varsa orada temin edebilir. Böyle bir... Peki başkanım, ihtiyaç sahipleri nasıl belirliyorsun? Nasıl bir yolu izliyorsun? Şimdi ihtiyaç sahipleri yani? Şöyle, bizim zaten elimizde mevcut aşağı yukarı 7500 hane var. Bunlar bizim elimizde mevcuttur. Bunların biz araştırmasını yapıyoruz. Bizim sosyologlarımız var, psikologlarımız var. Evine gidiyorlar, kendileri geliyorlar. Biz onların bütün ana bilgilerini alıyoruz. Araştırmasını yapıyoruz. Gerçek anlamda ihtiyacı var mı, yok mu? Ona göre diyoruz ki tamam, sizin kayıtlarınız geçerlidir. Bilgilerini alıyoruz. Onların ihtiyaçlarını bu doğrultuda karşılamaya çalışıyoruz. Başkanım, bir şey soruyorum. Sosyal kart veriyoruz. Sosyal kart, evet. Buna aylık mı kullanıyorlar yoksa belirli bir miktar veriyor? Şöyle. Yani aylık mı kullanıyorlar yoksa? Şimdi bunların aylık var, 2 aylık var, 3 aylık var. Yani bunları ailenin durumuna göre şekillendiriyoruz. Bir tanesi sadece yani bir mahalleye yönelik değil, her mahalleye kapsıyor. Örneğin bugün Kayışdağ İnönü Mahallesi varsa bir başka bir günde atıyorum Yenişehir Mahallesi var, Atatürk Mahallesi var, böyle mahalleleri belli bir günlere bölmüşüz. O günlerde insanlarımız geliyor, burada alışverişini yapıyor. Yani aynı gün bütün mahalleler geliyor, mahalle mahalle geliyor. Başkanım, bu projeyi Ataşehir genelinde kaç tane nokta olarak düşünüyorsunuz? Bir de çok özür dilerim. Bir de çok sessiz bir şekilde bu projeye başladınız. Bunun bir amacı mı var yoksa yeterince duyuru yapamadınız? Aslında tabii şimdi şöyle, bu bizim çok eskiden beri planlamış olduğumuz bir projeydi. Ama biliyorsunuz özellikle bu 1 yıl, 2 yıl önce planlamıştık. Pandemiden dolayı çok fazla hani bu işi dedik biraz zamana yayalım dedik. Ama baktık ki bu pandemi bitecek durumda değil. Onun için dedik ki zaten Türkiye'deki biliyorsunuz ekonomik şartlar ciddi bir şekilde almış. Yoksulluk başını gidiyor. Arkadaşlar biraz geri çıkın pandemi ya. Pandemi döneminde de olsa vatandaşımıza biraz yardımcı olalım diye böyle bir karar aldık. Bir an evvel açalım dedik. 2-3 ay önce birini açtık. Şimdi ikincisini açıyoruz. Dediğim gibi Ramazan bayramından sonra da Allah kısmet ederse üçüncüsünü açacağız. Peki başkanım, Örnek Mahallesi'nde açtığınız sosyal marketle ilgili sosyal medyada bazı duyumlar alındı, yazıldı daha doğrusu. Yani ihtiyaç sahibi olmayıp da arabalarla gelip alıp gidenler de var. Bunlarla ilgili bir araştırmanız var mı? Hayır, biz şöyle olabilmiş olabilir arkadaşlar. Yani onlara çok fazla kulak vermeyin. Şimdi atıyorum. Bir ailenin durumu iyi değildir. Komşusuna rica ediyor. Diyor ki gel benim arabayı da götür şuradan, işte bir ihtiyacı var. Onu karşılık getiriyor. Bunlara denk gelmiş olabilirsiniz. Onun dışında hiçbir ihtiyacı olmayan bir arkadaşımız gelip oradan hiçbir şey alamaz. Mümkün değil. Çünkü biz onların gerçekten anlamlı şeyini araştırmasını çok hassasiyetle yapıyoruz. Yani biz bu konularda da çok deneyimimiz var. Geçmişlerden beri de sosyal işler biliyorsun. Aşağı yukarı 12 yıldır bizde devam ediyor. Zaten bütün mevcut elimizde var. Biz onları her ay güncelliyoruz.
Yani Türkiye'deki şartlara göre mesela değerlendiriyoruz. Vatandaş bugün fakir, 3 ay sonra belki zengin olabiliyor. Biz bundan bırakmıyoruz. Her zaman güncelliyoruz. Her ay güncelliyoruz. Onun için bazen bir dedikodular olmuş olabilir ama bunları asla kullanmıyoruz. Peki Kudret Bey. Başkanımız gerekli açıklamayı yaptı. Sana hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı bir işle başladın. Yeni evet, meclis başkanı çok iyi oldu. Başkanımız sağ olsun davet etti bizi. Başkanımız gerekli açıklamaları yaptılar. Sosyal market olarak Ataşehir'de hizmet verecek. Muhtaç insanlara burada istedikleri şekilde puan usulüyle alışveriş yapacaklar. İnsanların mutlu olması için Ataşehir Belediyesi ve başkanımız tüm hızıyla çalışmalarına devam ediyor. Ben de hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah daha ötekilerinin açılmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, Muhtar Mustafa Bey, Mustafa Bey, Mahalle Muhtarı. Öncelikle Ataşehir Belediye'mize tabii sosyal marketle alakalı bizim mahallemize açıldığı için mutluyuz mahalle olarak. Ataşehir Belediyesi'nde yapmış olduğu bu sosyal market çalışmasından dolayı Ataşehir'de bir yoksul halkımız adına ve şahsım adına teşekkür ediyorum kendilerine. Örnek bir proje. Yani normal bir süpermarkete gidip, yani bugün Carrefour'a, Migros'a gidip alışveriş yapıyormuş gibi vatandaşın gelip burada böyle bir alışverişi imkanlı vatandaşa sunulması çok güzel bir şey. Bu noktada ben Sayın Başkanımıza, Bahtal Başkanımıza ve burada emeği geçen tüm emekçi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ataşehir'e hayırlı uğurlu olsun. Sayın Başkanım bir de şey sormak istiyorum. Bu 4 kişilik bir aileyi düşünürsek aylık ne kadar puan yüklüyorsunuz? Ne kadara tekabül eden bir ödemez? Biraz evvel gelseydiniz diyorum. Ben demin bir vatandaşımız geldi. Özellikle dikkat ettim. Elinde çantayla geldi. Daha doğrusu böyle çanta, tekerlek bir çanta. Daha evvel bunları yaşadığım için söylüyorum. Bir vatandaş örnek verir. Bir koli. Kolide açlıktan 200 bin liraya 200 TL'ye dolacak bir koli. Onun içinde neler oldu? İşte atıyor. Makarnası var, unu var, yağ var, şuyu var, buyu var. Şimdi baktım, sordum da kaç paraya bu dedim. Dedi ki 100 lira. 100 lirayla kıyasladığım zaman 200 lira arasındaki koliyle aynı değil. Yani bu demek ne demek? Yani bir vatandaşımız 200 liraya dışarıda alışverişini yaptığını burada 100 liraya yapmış. Yani kıyaslamayı bununla yapıp siz de anlamış orasını. Zannederim o da bir aile, yani 6 kişilik bir aileye 20-25 bin liraya kadar bir ihtiyaç karşılamış. Bir partner neyse biraz daha işaret edebilir miyiz? Yani bir partner marketleri açarak seni dağıtımından az geçmiş olur. Yani şimdi şöyle pandemiden dolayı eskiden biliyorsunuz koli yardım yapıyorduk. Şimdi artık bu Ramazan ayı da dolayısıyla da Ramazanlarda iftar yemekleri veriyoruz. Bunları da vermeyeceğiz. Çünkü pandemi var. İnsanlarımızın bu salgından uzaklaştırmak için. Onların yerine belediye olarak sosyal marketlikte koli vereceğiz. Ama aşevide artık... Aşevimiz devam ediyor. Onlar günü birgi. Örneğin yani biz 2-3 bin TL'ye kişiye yemek veriyoruz. Yani 300 hala 350 hane şu anda. Tabii bu gitmedik artıyor. Biz bu ihtiyaçları zaten karşılıyoruz. Onları kesmeyeceğiz. Onlar devam edecek. Çünkü onlar da genelde şöyle ihtiyaç sahiplerinin dışında bir de yatalak arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Onlar dışarıda alışverişini yapamıyor. Onları mutlaka evine gitmesi lazım. Yani evine götürüp teslim ediyoruz. Hizmetimiz de bu anlamda görmüş oluyoruz. Sayın Başkanım, şimdi üç tane market açılması planlanıyor. Yani şimdi üç tane. Bu da 5 daha yeni Çamlıca biliyorsunuz o bölgedeki yaşayan insanların gelir durumu biraz daha düşük olduğu için açıklayabilir. Yani bu konuda da burayla alakalı bir çalışmalar olacak. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ki bu marketler yani Çerenköy'deki olsun, buradaki olsun, Örnek Mahallesi'ndeki olsun. Yani mahalleleri bölmüşüz. Her mahalle buralardan faydalanacak. Şimdi burası Yenişehir Mahallesi'nde örnek olur. Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki vatandaşımız da gelip buradan faydalanacak. Tabii onlara biraz uzak kalıyor ama şöyle bir şey yapıyoruz. Biz onlara o gün servis kaldırıyoruz. Yani belediye araçlarımızı gönderiyor. Belirlemiş olduğumuz yerlerden oradan gelecek.